Ne haber canım? İyi misin? Abla iyiyim ya. Daha demin Faruk abiyi gördüm dükkanın önünden. Hiç selam vermeden geçti. Onu mu gördün? Evet. Abi dedim gel ya dedi, çay içelim. Yok geldi ben gidiyorum dedi. Ben bu gerizekalıya bir iki hafta önce falan, bak iki haftadır falan konuşmuyoruz. Bir paraladım. Abla bir paraladım. Yani adam büyük olmasa ben direkt belki de döverim ya. Belki de bu adamın istediği dayak. Anlıyor musun? Abla Faruk abi... Ne diyor bana biliyor musun? Bak ne diyor? Karışmak gibi olmasın ama ne diyor abla? Daha diyor kadın gibi kadın ol diyor. Ben de dedim pardon ya dedim. Ben dedim seninle evlenirken dedim böyle değil miydim dedim. Sen dedim kiminle evlendin dedim. Sen dedim böyle kadın kadın böyle kırıtan birisiyle mi evlendin dedim. E seni seçti abla o. Evet. Şimdi seçtiğini beğenmiyor. Merhaba ben Gülen. Afroditlik kesin bende var mıdır videosuyla karşınızdayım. Cevap veriyorum. Eğer kendine böyle bir soru soruyorsan demek senin afroditlikle ilgili bir mevzun var. O zaman bu şu demek. Kesin senin içinde uyandırılmayı bekleyen bir dişi tanrıça var. Şimdi biraz teorik bilgi de vermek istiyorum. David Deida'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz onun kitaplarını daha önceki videolarda da bahsettim size. O diyor ki kadınların %80'inde dişil öz var. Tamamen kendi gözlemlerine dayanarak, böyle bir bilimsel araştırmaya dayandırarak söylemiyor bunu. %10'unda nötr öz ve %10'unda da eril bir öz vardır diyor. Şimdi bu soruyu sorduğunuza göre ki bu benim Instagram'daki soru cevaplarda gelen bir soruydu. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Bu soruyu sorduğunuza göre siz muhtemelen o %80'lik dişil öze sahip kadınlardansınız. Ama bunu bir şekilde bastırmayı öğrendiniz. Şimdi çocukken ki bir hallerinizi düşünmekle başlayabilirsiniz. Ben çok net hatırlıyorum. Bayağı böyle kırmızılar giymek istiyordum. Şu an üzerimde olması, bir tesadüf olmasa gerek. Kırmızı böyle fırfırlı bir eteğim vardı. Onu teyzemin nikahına giymiştim. O etekle kendimi o kadar güzel, o kadar mutlu hissediyordum ki. Ve küçükken ben dans etmeyi, bildiğiniz oryantal, böyle göbek atmayı da çok severdim. Ve onunla da ilgili şöyle bir anım var. Teyzem muhtemelen çok daha böyle iyi niyetli bir yerden gelerek beni bir gün böyle sahnede kendimden geçmiş oryantal yaparken sahneden almıştı. Başka erkek çocukların bana baktığını düşündüğünden ve muhtemelen de beni korumak istediğinden. İşte böyle küçük anlarla ve biz kendimizi korumak istedikçe ki ataerkil toplumda yaşıyoruz. O yüzden hani kendimizi korumak öğretiliyor bize. Ondan sonra okul hayatına gidiyoruz. Okul hayatında o disiplin, düzen, hedefe odaklılık derken dişil değil eril taraflarımızı bayağı bir geliştiriyoruz. Böyle böyle biz dişil özümüzden, o dişil tanrıçamızdan uzaklaşıyoruz. Ve başka parçalarımız zaman içerisinde geliştirdiğimiz, mesela o eril parçamız. Mesela içimizdeki daha bizi toplumdan korumak isteyen teyze parçamız bizim içimizdeki Afrodit'i bastırıyor. Peki ne yapacağız? Hani içimizde uyandırılmayı bekleyen bu Afrodit'i nasıl canlandıracağız? Yöntemlerden bir tanesi ritüeller. Daha önceki ben videolarımda bahsettim. Onlara bakın lütfen. İkincisi bu hangi parçalarımız bastırıyor Afrodit'i? Hangi rollerimiz bastırıyor? Ki onu da başka videolarımda bahsettim. Bir de üçüncüsü var ki bu videoda size minik bir hediye olarak vermek istiyorum. O da bir çocukluğunuzu hatırlamanız ve çocukluğunuzdaki o dişi özünüzü hatırlayarak onunla bağlantıya geçmeniz. Benim önerim o çocukluğunuzdaki o anları oturup yazmanız düşünmek yerine. Çünkü yazdıkça o anı başka şeyleri tetikleyecek. Belki biraz daha bilinç dışınızın o altlarına doğru ineceksiniz. O yüzden yazmanızı öneriyorum. Bakalım o çocukluğunuzla ilgili kendinizi dişi hissettiğiniz o anlar size neler söyleyecek. Belki de o çocukluk anları tıpkı benim oryantalden kendimden geçmek gibi size ilham da verebilir. Sizi evde tek başınıza dans etmeye, göbek atmaya,
yönlendirebilir mesela. O çocukluk anılarına gitmeniz. O yüzden oturun, yazın ve onun sonucunda neler çıktı lütfen bizimle de paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yakın çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi haftalar diliyorum.